Geçtiğimiz günlerde Ankara'yı ziyaretinizin ardından Türk makamlarının olağanüstü hal kapsamında aldıkları önlemlerin insan hakları boyutu hakkında bir rapor yayımladınız. Her şeyden önce 15 Temmuz darbe girişimi hakkında Ankara'da neler gördünüz ve duydunuz? Of, Resmi makamlarla mükemmel bir işbirliğim oldu. Üst düzeyde çok sayıda bakan ve müsteşarla görüştüm. Sivil toplum ve muhalefet partileriyle de görüşmelerim oldu. Türkiye'nin bireysel ve kolektif olarak travma geçirdiğini gördüm. Travmanın nedeni ise insanların çağdaş Türkiye'de bu tür bir darbe girişimi olabileceğine inanmamalarıydı. Bu da toplumda derin yaralar bırakmış. Sanırım bu darbe girişimine karşı bu tehditle başa çıkmak için derhal tepki gösterilmesi gerektiği konusunda genel bir arzu hakimdi. Kararlı biçimde üzerine gidilmesi gerektiğinin de meşru olduğunu düşünüyorum. Fakat artık geri adım atıp alınan önlemlerin hepsinin gerekli olup olmadığını sorgulama ve olağanüstü hal altındaki yaklaşımda düzeltmeye gitmenin zamanı geldi. Uh, the memorandum is Rapor eleştirilerle dolu, bunları konuşacağız. Fakat raporun bir bölümünde Türk makamlarının böyle bir ortamda olağanüstü hal ilan etme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kısmen askıya almalarını sorgulamadığınızı söylüyorsunuz. Buna karşılık raporun sonuç bölümünde Türk makamlarından olağanüstü halin en kısa sürede sona erdirilmesini istiyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? emergency as Ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kısmen askıya alma ve olağanüstü hal ilan etme hakları var fakat bu tüm hakları askıya almak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denetiminden çıkmak anlamına gelmiyor Sözleşmenin bazı maddeleri askıya alınsa da mahkeme denetimi bitmiyor. Ben alınan bazı önlemlerin normal insan hakkı güvencelerini ve iç hukuk yollarını hiçe saydığını söylüyorum. Bu önlemler en kısa sürede değiştirilmeli. Darbe girişimi ve hemen sonrasındaki acil tehdit nedeniyle kimi önlemler meşruydu fakat bunlar zamanla daha az meşru hale gelecek. Aradan iki buçuk ay geçti. Önemli sayıda kişi açığa alındı ve tutuklandı. Bugün Türk demokrasisine yönelik acil tehdit 16 Temmuz'da olduğu gibi değil. Gelecek için doğabilecek sorunları önleme, kanun hükmünde kararnameleri gözden geçirme, bunlar arasından en sorunlu ve Türk makamları için zaman geçtikçe en çok sorun çıkaracak olanları geri çekme zamanı geldi. Okay. Tam olarak olan sühal ve kanun hükmünde kararnameler konusunda belli başlı kaygılarınız neler? Temel kaygım yargı olsun, savcılar olsun, memurlar olsun sanki tek yapıymış gibi genel bir yaklaşım söz konusu. Bu durum medya ve sivil toplum kuruluşları gibi özel sektör içinde geçerli. Bu son derece önemli bir sorun. Elinin altında silah olan hain bir subay veya polis memurunun oluşturduğu tehditle hain olabilecek bir öğretmen veya sağlık çalışanının oluşturduğu tehdit birbirinden tamamen farklıdır. Özel sektörde değişik insan hakları uygulanır. Mülkiyete el koymakla mülkiyet hakkını etkilemiş olursunuz. Dernekleri kapatmak örgütlenme özgürlüğünü etkiler. Medya organlarını tasfiye etmek ifade özgürlüğüne dokunur. Orantılılık kavramı özel sektör söz konusu olunca çok daha ciddidir. Kanun hükmünde kararnamelerse kamu ve özel sektörler arasında fark yapmadan uygulandı bu yaklaşımın değişmesi ve sektörel bazda yeniden ele alınması gerekiyor. Raporda terör örgütü tanımlaması konusunu da gündeme getiriyorsunuz. Mesela FETÖ bu örgütün henüz Türkiye'de Yargıtay tarafından nihai bir kararla terör örgütü ilan edilmediğini söylüyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? FETÖ henüz terör örgütü olarak tanımlanmamalı mı? Sorun şu, bir şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen kuruluşlar 15 Temmuz'a kadar Türkiye'de yasal olarak çalışmaktaydı. Birçok kişi bu kuruluşlarla iş yapmanın, örgütlenmenin yasallığı veya riski konusunda kendisine soru sormadı. Resmi makamlar şimdi bu örgütün 15 Temmuz'un çok öncesinde de terör örgütü olduğunun birçok kişi tarafından bilindiğini söylüyor. Benim buna yanıtım eğer herkes için böyleydi ise, o halde bu kuruluşları, medya organlarını ve sivil toplum örgütlerini önceden yasak gerekliydi. İyi niyetle hareket eden biri onlarla hareket ederek kendisini riske atmış olamaz. Yani bu tanımlamayı geçmişe uygulayamazsınız. Gülen örgütü Türk toplumuna çok yayılmıştı. Birçok kişi şöyle ya da böyle Gülen bağlantılı bir kuruluş veya bireyle temasta oldu. İnsanlar 15 Temmuz'da eline silah alıp darbe yapmaya kalkışıncaya kadar bu riskin tahmin edilemediğini söyleyemezsiniz. Okay. Um, Raporunuzda Fransa ve Türkiye'deki olağanüstü hal uygulamaları arasındaki paralelliği de gündeme getiriyor ve aynı şey değiller diyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? Ankara'da görüştüğüm Türk makamları sık sık Fransa'daki olağanüstü hal uygulamasını örnek gösterdiler. Sadece demokrasiye yönelik tehdit değil, aynı zamanda alınan önlemler konusunda da arada çok büyük fark var. Öncelikle Fransa'da yasama organı kanun yapma işlevine devam ediyor. Türkiye'de bugün parlamentonun incelediği kanun hükmünde kararnamelerde olduğu gibi bu yetkiyi hükümete devretmedi. Yani yasama ile yürütme arasında bu dengesizlik yok Fransa'da. İkinci olarak insan haklarına müdahale çok daha kısıtlı düzeyde. Fransa'da kapatılan medya dernek veya sivil toplum kuruluşu yok. Yüzbinlerce kişi görevinden alınmadı. Fransa'da kamu denetçisi, ulusal insan hakları kurumu ve parlamento komisyonlarının çok ciddi gözetimi söz konusu. Bu tür gözetimin Türkiye'de de gerçekleşeceğini ümit ediyorum fakat henüz gerçekleşmiş değil. 15 Temmuz sonrası için Türkiye ile Avrupa Konseyi ortaklaşa neler yapabilir? Şahsen benimle olan işbirliğinden çok memnunum. Medya özgürlüğü, terörle mücadele gibi konularda da Türk makamlarına tavsiyelerde bulunmaya devam edeceğim. Bu alanlarda da kendileriyle diyaloğu sürdürmek istiyorum. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri benzer birçok konuda teknik düzeyde Adalet Bakanlığı ile çalışıyor. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi Eylül'de Türkiye'de cezaevlerini ziyaret etti. Ben de birçok işkence ve kötü muamele iddiası duydum. Bu kaygı ve korkuları bertaraf etmek için Türk hükümeti komitenin raporunu en kısa sürede yayımlamalıdır. Venedik Komisyonu da birçok yasanın anayasallığı konusunda defalarca Türkiye'ye gitti. Şimdi de kanun hükmünde kararnameleri inceleyecek. Uzmanlar düzeyinde ve birçok alandaki bu diyalogun ve Ankara'daki Avrupa Konseyi Program Ofisinin bu zor sınama döneminde normal hukuk devleti ve insan hakları güvencelerine en kısa sürede dönüş için Türk hükümetine yardımcı olabileceğine inanıyorum. Mr.